Neredesin ulan sen? He? Börek almaya gittin babam. Müşterinin arabasıyla börek almaya gittin. Hem de adam mafya lan. Ama bak bak bak. Senin en sevdiğinden kıymalı börek. Tüh, hem de kıymalı. Ulan leş gibi soğan kokuttu Deli Alem'in arabasını. Birazdan almaya gelecek arabayı. Soğan kokusu çıkmasa ne yapacağız? Ya babacığım üstü açık arabanın nesi kokacak Allah aşkına. Baksana pencereler de açık. Hem zaten sen merak etme, ben sahilde turladım kokusu çıksın diye. Bak sen turlamışmış. Ulan sahile basalım benzin tükettim demiyor da. Bırak, fazla konuşma hadi. Şu arabanın balatalarını değiştir, çabuk at. Ya ama börek. Ben yerim kanka. Emel dur. Ulan ben o börek için hem bir sürü yol teptim, hem de babamla bir ton fırça yedim be. İyi ne güzel toksundur işte. Afiyet olsun Sefer Baba. Murat, oğlum gel otur. Gel otur da beraber yiyelim hadi. Sefer Baba ya. Hadi, hadi yoğun. Alo Zeynep. Alo, Berna'cığım dinliyorum seni canım, söyle. Dün akşam ben sana Dolunay Hanım'ın hani havuzbaşı düğün teklifini yollamıştım ya, bakabildin mi sen ona? Gördüm canım, çok güzel olmuş, ellerine sağlık ama ben gelince şimdi tekrar üzerinden geçeriz, olur mu? Tamam, sen gel hadi konuşuruz, kapatıyorum ben, bay bay. Ya arkadaşlar yanlış yere koymuşsunuz. Bu taraf değil. Ay benim şarkım. Of benim şarkım. Eyvah. Evet sevgili Kral Pop dinleyicileri, çalan şarkıyı tanıdınız. Şarkıcı da tabii ki. Peki bu şarkının senesini kaçınız hatırlıyor? Ben. Çok kolay, 1995. Doğru cevabı verdiğinizi duyar gibiyim. Hatırlayanlar hemen telefonun başına. Doğru cevabı veren ilk iki dinleyicimize Antalya'da tam 10 günlük süper bir tatil hediye ediyorum. Vereceğim telefon numarasından hemen bana ulaşmanız gerekiyor. 0212 alan koduyla 304-0333. 0212 alan koduyla 304-0333. Bekliyorum. Alo Kral Pop. 95, 1995. Sizi tanıyabilir miyiz? Zeynep Kara ben. Zeynep cevap aldık, bakalım doğru mu? Hatta kal, hattımızın diğer ucunda bir dinleyicimiz daha var. Alo Kral Pop. Arzum Bilir Kebap Salonu, buyurun. Aile salonumuz da var. Çok affedersiniz, ben yanlış aradım ya. Durun ya, şaka yaptım, yanlış aramadınız. En iyi kebabı yapmayabiliriz ama en güzel şarkıları biz çalıyoruz. Doğru numaradasınız. Sizi tanıyabilir miyiz? Barış ben. Barış Yaman. Barış kardeşim nereden arıyorsun? Vallahi bir arabanın altından arıyorum abi. Sen de benim gibi şakacısın belli yani. Peki sözü fazla uzatmayalım. Bir de doğru cevabı senden dinleyelim. 1995. Emin misin? Eminim abi, evet.
1995, 2'de 2 doğru cevap. Her ikinizi de kutluyorum ve Antalya'ya yanınızda birer kişiyle sizi muhteşem bir tatile gönderiyorum. Evet, ah. Çok teşekkür ederim. Ay, sağ olun, sağ olun. Eyvallah, eyvallah. İşte o be. Aşkım, Tolga'yı arayacağım. Efendim canım? Sana mükemmel bir sürprizim var. Akşam mutlaka buluşmamız lazım. Tamam canım, iyi olur. Ben de seninle konuşmak istiyordum zaten. Ya. Ah. Hayırdır? Yani ne zamandır konuşmak istediğim bir şey var. 8 iyi mi senin için? Mükemmel hayatım, 8 mükemmel. Tamam canım, öptüm ben. Bu araba soğan mı kokuyor? Yok canım. Yani niye soğan koksun ya araba? Kıymalı börek almaya gitmedik ya. Değil mi Emrah? He? Tabii ya. Hatta canı sahil havası çekmiş de böreği aldık sahile götürdük. İki tur attık da getirdik değil mi kanka? Sanki kanka. Tabii ya. Burada öyle şeyler olur mu ustam? Yani. Ustam eline sağlık, tekrar görüşürüz inşallah. Aman efendim, ne demek? Hadi uğurlar olsun. Güle güle. Ulan varış. Ulan varış. Tamam babacığım, çaktırma işte ya. Uyanmadı adam, çaktırmayın. Gel kanka, gel gel gel. Kızım, emin misin, öyle mi dedi? Ay öyle dedi, seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var dedi, salt attım. Ay dur, şunu baştan anlat. Ay ben daha kaç defa anlatacağım sana, söylüyorum ya işte. Kızım sen onu boş ver. Buraya yazık geliyor, yazık. Canım benim. Oğlan bizim, kız bizim. Çık çık çık. Oğlan bizim. Gel. Gelin, gelin, gelin çabuk. Gel, koş, koş. Gel, gel. Benim alayım, benim. Oğlan bizim, kız bizim. Çatlasın kaynanası. Dur, kına provası. Çabuk, al, 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 al. Kına. Al, geç, 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 geç. Otur. Al. Berna. Ha, ha canım. Kına yapacağız değil mi? Yapacağız tabii kız. Ay. Yüksek yüksek tepelere el kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere el kurmasınlar. Aşlı aşlı memlekete kız vermesinler. Allah'ım, oluyor mu Berna? Vallahi ben bile inandım. Oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Berna. Canım benim. Canım arkadaşım. Bak vallahi tüylerim diken diken oldu. Güzelim beni. Ulan ölmeden bir mürüvvetini göreyim ben. Torunlarımı kucağıma oturtayım, seveyim yahu. Ulan senin yüzünden camiye gidemez oldum be. Arkadaşlar benimle dalga geçiyorlar. Ulan bir oğlanı evlendiremedim, tohuma kaçtı diye be. Ha? Ya Allah Allah. Bizim tatil mevzumuz ne ara evliliğe, çoluğa, çocuğa, tohuma, camiye geldi, ben anlamadım ki. Sevincim kursağımda kaldı resmen ha. Artistlik yapma işte ya. Adamın önüne suyuna git ya. Kopar şu izni. Tamam doğru, haklısın ya. Neyse ben valiz hazırlamaya gidiyorum ha. Hayırlaşırız. Tamam tamam, tamam. Burayı merak et. Babaların kralı. Ne var gene, ne var? Bak şimdi ben tatile gidiyorum. Evet. Tamam mı? Sana da şöyle fıstık gibi bir gelin adayı getirip dönüyorum.
Anlaştık mı? O zaman anlaştık, tamam. O zaman ben de artık camiye gidebilirim. Arkadaşlara müjdeyi verin, bizim oğlan evlenmeye karar verdi diye. Hadi, sen de şu lastiği tak bakalım, hadi. Tamam mı? Hadi, hadi. İyi hadi, Allah kabul etsin. Nasıl buldun? Neyi? Beni. Saçlarımı, kıyafetimi nasıl buldun? Değişik mi? Fark etmedim canım, kusura bakma. Aa hayatım, aşk olsun. İlk defa saçımı topladığımda saçlarımın önlerine maşa yaptırdım. Böyle açtım, kıyafetim yeni. Sen öncekiyle karıştırdın herhalde. Aslında bunun bir de kayık yakalısı vardı. Aynı kumaşlığın ama benziyor mu? Bunu bugün için özel aldım. Güle güle giy canım. Sağ ol. Sen ne söyleyecektin? Sen ne diyecektin bana? Ay yok, sen söyle. Yok yok, sen söyle. Ay, hayatta olmaz. Benimki zaten çok basit bir şey. Sen söyle. Önce bayanlar. Hayatım, sen niye böyle mızıkçılık yapıyorsun ama? Niye söylemiyorsun? Tamam, şöyle yapalım. Gözlerimizi kapatalım. Üçe kadar sayalım ve aynı anda söyleyelim, olur mu? Hah, bu olur. Kapat gözlerini. Bir, iki, üç. İlişkimizi ara verelim. Ne? Ne dedin sen? Asıl sen ne dedin sen? Ya bak Zeynep, ilişkimiz yürümüyor. Bak bir süredir düşünüyorum, aldırış etmemeye çalışıyorum. Ya olmuyor işte. Bak benim biraz zamana düşünmeye, ya nefes almaya ihtiyacım var. İşleri biraz doğru mu? İyi misin? Zeynep. Zeynep, iyi misin? Zeynep, kendine gel. İyi. Sen ne tatili diyordun? Elinin körü diyorum Tolga. Bak ben seni arayana kadar bana biraz zaman ver. Ya benim zamana ihtiyacım var sadece. Ha? Senin buna ihtiyacım var. Seninle. Nasıl yani? Basbayağı dönmeyecek. Seni terk etmiş. Ne demek terk etmiş? Şu kenara da baktın mı? Bak şu baktım basa... baktım. Bak tam tepeden baktığında orada bir kalp görünüyor. Onu gördün mü? Yok. Kalp mat değil o. Hani sana söylemiştim ya uzun kıvrımlı bir şey diye. Ha? 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 O. Berna bak kalbi değil de başka bir yere çıkmış. O da olur fark etmez. Allah seni kahretmesin. O değil kıza. O söylediğim uzun kıvrımlı yol. Hani dağ yolu. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Peki tabağa bir daha baksan sanki sen onu çabuk döktün gibi oldu. Bir daha baksana tabağa. Güzelim. Öyle şey olur mu? Bu fincan vesile biz gönlümüze duanı söylüyoruz. Çok teşekkür ederiz Melahat abla. Ağzına sağlık. Gönlün ne güzel. Ne güzel gördü. O zaman Zeynep kalkalım hadi. Bir şey değil. Kalk, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Kalk, bir dakika. Bir şey diyeceğim. Berna, bir tane daha içeyim ne olur. Belki ben tam kapatamadım. Ya belki tam şey demedim. Ya bilmiyorum ki dışarı doğru kapatırken mi, içe doğru kapatırken mi? Belki o baktıktan sonra niyet ettim. Geç kaldım, ondan şey oldu. Berna, ne olur bir tane daha içeyim. Canım,
Benim sırada bekleyen müşterilerim var. Yani beni oyalamayın. Hadi kış 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 kış. Kusura bakma Melahat ablacığım işte. Hadi saçmalama da kalk. Ya ben ha vallahi hata yaptım. Ben hata yaptım lütfen. Ya belki duyguya giremedim tam, ne olur ya. Parasıyla değil mi kardeşim? Kızım. Rezil olduk. Pardon. Kalk. Kalk çabuk kalk. Kalk. Ya lütfen ya. Ortuk kalk. Falcıya falan getirmeyeceğim seni ha. Ya nasıl oldu bu Berna ya? Onca yıldan sonra neyimi beğenmedi beni? Kızım seninle ne alakası var ya? Adam ayar. Oyalıyormuş işte seni. Kurtulduğuna sevin. Ya neyine sevineyim? Ben gelinlik giyecektim. O sene düğün yapacaktım ben ya. Zeynepciğim rica ediyorum. Bak senin kendini toplaman şart. Sana tatil şart. Kızım beraber kız kıza şu tatile gidelim be. Hem sana yeni manita yaparız. Ben yeni manita istemiyorum. Ben Tolga istiyorum. Kızım Tolga Molga yok. Tatil var. Allah Allah. Hemen gidiyorsun. Eşyalarını hazırlıyorsun, böyle bavulu yapıyorsun. Ama hemen gidiyoruz. Hemen gidiyoruz. Tamam mı? İşler. Kızım iş yok ki. Allah Allah ya. Düğün sezonu açılmadı. Aradan çıkaralım işte tatilimizi biz ya. Vallahi billahi sen bana güven. Öyle mi diyorsun? Hayır kesinlikle öyle diyorum. Ay gözün aydın. Üç vakte kadar seninki geri dönüyor. Ay bu adam sana aşık kız. Ay merak etme. Hayır. Yok yok yok. Bak görüyor musun? El alemi ne kadar güzel şeyler söylüyor. Dönecek diyor, aşık diyor. Bana garizi var bu kadın. Beni sevmedi. Saçmalama. İndirim yaptık, ondan oldu. Vallahi iki katı parası vereceğim ben sana. Bir tane daha açacağım. Saçmalama ben. Bir tane daha açacağım. Ha canım. Ya ben çok sıkıştım. Şu bavullar gelene kadar bir lavaboya mı girsek? Gidelim. Gidelim ama hızlıca gidelim. Ben de gideceğim. Gelmiyor yürü, daha yürü, değil mi? Gelmedi. Yok. Koş 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 koş. Oğlum. Ara kulağımda tüp patlamış gibi lan şu anda. Şu da benim herhalde. Aynen. Hop. Allah'a haydi gidelim. Geliyor. Geliyorlar. Geliyor, geliyor. Tut, tut beraber, beraber, beraber. Dur, 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 dur. Allah tut, gidiyor valla. Şey oldu mu? Ha. Aman be. Berna. Hacı. Biri bavulumu yürütmüş. Ne? Kızım bu benim bavulum değil. Benim orijinal bavulumu alıp yürütmüş. Kızım saçmalama. Kim ki el alemin bavulunu alır gider benim ya? Benim orijinal bavulumu çalmışlar. Berna nereden baksan. Bunun ikinci eli 2000 lira eder kızım. Bildiğin çalmışlar işte. Kim aldı lan bavulumu? Orada. İşte orada. Bak. Yürü. Yürü, 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 yürü. Bak, 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 bak ya. Benim bavulumu. Ayağını koymuş bir de. Bir dakika ya. Ne oluyor ya? Sapık hırsız. Dağdan inmek. Ya sapık hırsız güvenlik yok mu ya? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika ya. Durun bir ne oluyor söylesenize be. Bir de soruyor ne oluyor diye. Benim güzelim orijinal bavulumu almış yerine bu iğrenç çaklama bavulu pis bavulunu kakalamaya çalışıyorsun değil mi? Sen bunu internette mi satacaktın? Ya bir durun. Siz ne biçim bir şebekesiniz arkadaşım? Ya tamam bir dakika bir sakin olun be. Allah Allah. Ben hırsız falan değilim. Karıştırmışım bavulları. Hayret bir şey arkadaşımın da suçu yok. Biz buraya tatil yapmaya geldik. Nereden bileceğim ben senin yalan söylemediğini? Ha? Ya bir kere ben hırsız olsam tamam mı? Artık bu orijinal kaç paralık bavulunsa? 5000. Teşekkür ederim. 5000 liralık bavulunu ben bunu internette satmaya kalksam Allah aşkına elinizi bir vicdanınıza korun. Benim burada ne işim olur ya? Çıkarım giderim buradan ya. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk mantıklı konuşuyor şimdi yani. Doğru söylüyor Zeyno. Ya gerçekten karıştırmışım bavulları. Bir bakar mısınız? Hiç fark yok arasında. Bakın. Teessüf ederim. Lütfen hakaret etmeyin. Sizin göremediğiniz o fark için ben 5000 lira ödedim. Plastik bu. Benimki metal. Komple. Sizinkinin aynası bile yok. Benimkinin desenleri olması gerektiği gibi zarif zarif. Sizinki iri iri. Çok saçma. Yani bunları görmemek için kör olmak lazım. Hanımefendi çok affedersiniz. Ben kör değilim ama ben de erkeğim. Siz kadınlar gibi öyle her şeyi gören böyle röntgen çeken gözlerim yok benim. Teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Çünkü eğer gerçekten görseydiniz erkekler tuvaleti daha temiz olurdu değil mi? Bana... Estağfurullah.
Tövbe ya. Ya nelerle uğraşıyoruz. Efendim. Hah merhaba, tamam çıkıyoruz, çıkıyoruz. Siz bayağı ileri gidiyorsunuz. Girersen ne olur? Alo. Tamam çıkıyoruz kapıya. Çok özür diliyorum. Yani bir erkek olarak sizinle çene yarıştırmaya gerçekten performansım yetmez. Üstelik beni dışarıda bekleyen bir aracım var. Çok özür diliyorum. Hangisi bu? Biliyorum, tamam. Vurma, biliyorum. Benim de aracım var. Çok tatlı. Koca poponu çekersen ben de tatilime başlamak istiyorum. Sana da hayatta başarılar. Sana da çam yarması. Bana bak, bu hayatta bir daha karşıma çıkarsan fena yaparım ha. Duydun mu? Cehennemde görüşürüz. Ben ılık tarafta olacağım canım. O parmağı da bak gördüm. Oha oha, ne yapıyorsun sen ya? Alo. Hoş geldiniz. Siz ilk radyo talihlisi çiftsiniz değil mi? Yok yok, biz çift falan değiliz. Hayır, ya. Hayır, kesinlikle değiliz. Değiliz. Ben kız arkadaşımla geldim, gelir şimdi o da birazdan. Ben de erkek arkadaşımla geldim. Anlıyorum, hiç sorun değil. Hayır, yok öyle değil. Yani kankamla, kardeşimle demek istedim ben. Emrah, gelsene oğlum. Bak. Heh. Ne kırıtıyorsun lan, ne yapıyorsun? Ha? Oğlum, ayaklarım ağrıyor lan. Şey, ağrısı var da biraz. Ondan şey yapıyor. Yoksa biz öyle güreşiyoruz falan. Erkeğin ham maddesi kendisi yani. Çok delikanlı çocuk. Dedim ya, hiç sorun değil. Alışkınım böyle şeylere. Zaten Hollanda'dan çok misafirimiz oluyor. La. Evet, tamam. Sen buyurun gidelim. Tamam, hadi buyurun gidelim. Çekil. Allah Allah. Şu mu hocam araba? Ağzına sıçayım, rezil ettin kızı. Armut. Bununla mı gideceğiz? Yoğunluktan ötürü size bu kaldı. Ama küçük göründüğüne bakmayın. Dünyayı alırım. Tamam o zaman, ben şöyle öne geçiyorum. Tamam. Arka koltuk beni tutar ama. Niye bu kadar çabuk ben olur? Ben hiç çıkarırım üstüne. Ben biliyorum, kendimi biliyorum ben. Nasıl açılıyor? Ha? Bak oradan alıyor onu. Çabuk çabuk bin, çabuk bin, çabuk. Bin bin. Gel gel Emrah. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Biz radyo talihlileriyiz. Hoş geldiniz. Bir kimlik alabilir miyim? Şöyle. Hemen işlemlerinizi yapıyorum efendim. Müsaade. Diğer talihlerle birlikte geldiniz değil mi? Kızlar mı? Evet. Evet evet. Kızlarla beraber geldik, şu şirin kızlarla. Evet, işlemleriniz tamam. Sizler için ayrılan kağıtlarınız, manzaralı duble odamız var. Bu sizin anahtarınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Eyvallah. Affedersiniz, müşterilerim deniz manzaralı oda istiyor. Onun için de işlem yaptıramayacağız. Anlıyorum ama maalesef elimizdeki son deniz manzaralı odaları beyefendilere verdim. Daha önceden rezervasyonları vardı. Elimizde sadece dağ manzaralı odalarımız var. Ya çok özür dilerim. Ben kulak misafiri oldum. Kusura bakmayın ama yolda gelirken bu kızlar otelde dağ manzaralı oda varsa onu tercih edeceklerini falan konuşuyorlardı değil mi Emrah? Tabii canım, dağ manzarasına bayılıyorlarmış zaten. Hatta birazdan gelecek olan bir balık etli bir arkadaşımız var. O Feng Shui uzmanıymış. Dağ orman havası ona çok iyi geliyormuş. Emin misiniz? Evet evet. Siz odayı verin hanımefendilere. Hem sevaba girin hem mutlu edin insanları. Ya tabii ver kardeşim, kafan rahat etsin. Sen bize güven ya. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Çok sevinçli olduk. Sağ olun. Kimlik alayım o zaman. Sağ olun. Ne demek? İyi istirahatler.
Ah, ah, ah. Aa, üstüme bayıldı ayı. Her yanım ağrıyor ya. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz radyo talihlileriyiz. Demin geçen gıcık beyler gibi. Adım Zeynep Kara, arkadaşım Berna. Kimlikler. Kimlikler. Aa, evet Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizin sayenizde bir aileyi dışarıda bırakmamış olduk. Misafirimiz oldular. Nasıl? Ne? Nasıl ya? Arkadaşınız olan beyler sizin daha manzaralı oda istediğini söyledi. Feng Shui için hatta öyle söylediler. Yani öyle olunca biz de elimizdeki son deniz manzaralı odayı bu hanımlara vermiş olduk. Çok iyi denk geldi. Nasıl oldu o ya? Buyurun. Çok sağ olun. O oda benim. Benim kalktım. Aa hanımlar lütfen. Hadi, hadi girelim. Hadi. Kardeşim biz ne yapalım orman manzaralı odayı? Ayı mıyız biz? Ayıya benziyor muyuz şu an biz? Çok affedersiniz. Tamamen benim hatam. Çok özür dilerim. Yok canım, bu senin hatan değil. O eşekler seni Tufa'ya getirmiş. Ama sen şimdi bize onların oda numarasını söylersen ödeşiriz. Yoksa... Aynı kattasınız efendim. 3002 numaradalar. 3002. Teşekkürler. 3002. Yürü ben. 3002. Kardeşim, ben düşteyim. Tamam. Tamam kankam. Ben de deniz manzarasının tadını çıkartayım kızlara inat. Eyvallah. Şş, bana bak. Oğlum bu kızlar inşallah numaramızı çakmaz değil mi? Ha? Ay, ay vallahi bitti. Ay çok teşekkür ederiz. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Plan ne? Plan milan yok Berna. Allah ne verdiyse direkt alıyoruz mevzuya. Bu mu? Değil. Aha bu. Odada yok herhalde. Yani odada olsalar birinden biri duyardı ya. Haklısın. Ay bu görgüsüzler hemen havuza mavuza koşmuşlardır bara. Ne yapacağız? Diyorum ki hazır onlar yokken. Misilleme yapalım mı? Yapalım nasıl? Ya madem savaş baltalarını çıkardık. O zaman baltayı taşa vurma zamanı. Evet. Anlamadım. Berna mevzuya gir. Canım. Diyorum ki eşyalarımızı alıp onların odalarına yerleşeceğiz. Tamam mı? Onların eşyalarını da kapı dışarı atalım. Atmak yetmez. Yakalım. Çak kız. Çak. Merhaba. Biz şu odada kalıyoruz da kart içeride kalmış. Yardımcı olabilir misiniz acaba? Tabii, buyurun. Aa, çok kolay oldu. Teşekkür ederiz. İyi günler. Tutske. Bütün dillerde merhaba, selamun aleyküm, aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim ben tur rapleriniz Zebercet Gezer. Bu turda sizlerle beraber olacağım. Yani siz hep böyle bağıracak mısınız? Efendim ben heyecanlanınca biraz yüksek volümden konuşurum da. Hayır, normal tonunuz buysa ben kulaklığa geçeceğim çünkü. Şakalar şakalar, ben de çok şakacıyımdır. Pardon, adınız şaka mı abicim? Biz anlamadık. Tam adınız nedir acaba? Zebercet. O şaka değil maalesef. Ha. O annemle babamın bana bir şakası. Ama turizmde bana Michael derler. Everybody call me Michael. Yani herkes beni Michael diye çağırır. Evet, sizleri tanıyalım mı? Nasıl bir tip oğlum ya? Efendim? Acayip. Efendim anlamadım. Ben Emrah. Barış. Barış. Memnun oldum. Zeynep. Berna. Memnun oldum. Efendim madem sizleri tanıdım, biraz da kendimden bahsetmek isterim. Ben dedim ya, Michael. Bildiğiniz gibi sponsor radyo eşliğinde hazırlanan bu turda size mükemmel turlar hazırladım ki çok şanslısınız. Binicilikten atıcılığa, dalış sporlarından dağcılığa hep beraber çok güzel eğleneceğiz. Birlikte diyor. Bir saniye.
Biz böyle beraber takılmak istiyoruz. Evet, biz beraber kesinlikle ayrı takılmak istiyoruz. Ayrı. Yani beraber derken böyle, ha, böyle. Böyle, böyle. Ayrı takılmak istiyoruz. Ya çok affedersiniz ya. Biz ölüyoruz yani sizinle beraber vakit geçirmek için, biliyor musunuz? Bir saniye, bir saniye. Şimdi sponsor radyo ile yapılan anlaşma gereği her aktivitede fotoğraflar çekilecek ve bunlar sosyal medyada, Facebook'ta, her yerde yayınlanacak. Yarışmanın katılım kuralı buydu zaten. Bununla ilgili mail gelmiştir sanırım, değil mi? Aa, Berna! Ay, hatırladım. Ben o şey zamanı işte, mail baksanız dolmuşuzdu, onu boşaltamamıştık. Evet, tamam, sus. Biliyorum, o mail trafiğinden ben atlamışım onu ya. Allah Allah be! Vallahi biz hiç öyle bir mail görmedik. Mailden sizin haberiniz var mı? Bir şey diyeceğim. Bence onlar internetle Facebook'a aynı şeyde zannediyorlar. Ay! İşte mami ya böyle. Bir de kıstanlıyorlar ya, sadece kıstanmamak için kullanıyorlar. Ay çok komik ya. Kusura bakmayın da biz öyle kahve içer misin diye sormak için bile mail atmıyoruz birbirimize. Bravo kanka. Mail manyağı beyaz yakalılar. Pardon, siz ne iş yapıyordunuz acaba? Oto tamircisiyim elhamdülillah. Öyle. Hiç şaşırmadım. Neden? Sizce bir mahsuru mu var? Yok canım, ne mahsuru olacak? Yani şimdi sizden bir genetik mühendisi, bir astronot veya bir fizik mühendisi çıkacak mıydı herhalde? Yani imkanı yok. İmkanı yok. Emrah Beyciğim, meraktan soruyorum ben. Acaba siz genel olarak ne şey yapıyorsunuz? Ordu mensubuyum. Pardon, çok özür dilerim ben. Subay mısınız? Ne ordusu? İşsizler ordusu. Çok komik ya. Gerçekten komik. Aşırı komikler. Benim aktım. Evet, baktım. Ya gülüm diye espri yaptım. Kasılmaktan gülmeye ihtiyacınız var gibiydi de. Kızım, sizin tek derdiniz iş, etiket, meslek. Kariyer budalaları. Ne diyorsun sen be? Terbiye yoksunu keko. Mail manyakları. Onu söylemiştin ya, apaçı kulladın mı sen? Bir de apaçı verdin. Tatil boyunca kullanın bunu böyle. Tatil boyunca kullanın. Çekeceğiz. Çakma tikiler. Ne diyorsun sen ya? Gerizekalı mı? Ben bunu artık. Ben yapıyorum. Durun hanımlar, beyler, yapmayın lütfen ya. Bakın biz buraya tatile geldik rahatlamaya. Hadi size bir sürprizimi açıklayayım. Aslında ben bunu turun sonunda yaparım genelde ama bu turda madem böyle bir gerginlik var, rahatlamaya da ihtiyacınız var. Hep beraber hamama gideceğiz. Keserinip rahatlayacaksınız. Tamam tamam, ben acım. Tamam, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, şöyle yapacağız. Biz bu apaçı bir bandla beraber hiçbir şekilde bir aktivite yapmak istemiyoruz, değil mi Berna'cığım? Evet. O yüzden biz şu anda tatilimizi iptal ediyoruz ve evimize geri dönüyoruz. Aynen öyle. Yeter ama ya. Allah Allah. Gerekirse biz de iptal eder döneriz, değil mi Emrah? Şşş. Ben hiçbir yere gitmem oğlum. Burası çok güzel. Hem de beleş. Bak bak, görgüsüz işte rehber bey, görgüsüz bu. Bakın duymuyorsunuz ama, ya. Ama hanımlar beyler, yapmayın böyle ya. Bak siz eğer turu iptal edip geri dönerseniz ben gerçekten işimden olurum. 10 günlük parayı ben peşime almıştım. Evde aşuracağız. 2 tane sahibi sübyen çocuğum var. Tavşanlarım var. Cik cik edip marul beklerler. Sonra kedilerim de var benim. Hanımım da var. Ben çok zor duruma düşerim ama siz bilirsiniz gerçekten de. Tamam. Gerçekten çok zor durumdayım. Tamam. Şu şey yapmadın abi. Kapımı çek. Tamam. Tamam, hallederiz. Tamam. Şey yapalım. Tamam. Tamam. O zaman şey yapmayalım. Eyvallah. Madem buradayız, eğlencenin tadını çıkaracağız. Evet, onlara günlerini gösterelim. Savaş başlasın. Bıyıklar mı çıkmış bana? Ay, ipe git ipe. Bu şımarık plaza kızlarına hadlerini bildireceğiz. Bu tatili onlara zehir edeceğiz. Çok eğleneceğiz.
O ne be? O ne be? Kız bu ne? Bu ne be? Aa, dur bakayım dur. Dur yardım edeceğim dur. Dur bir kıpırdama dur. Muşi. Dur. Ay, çekme Allah. Ay acıyor mu? Kökünden tamam. Geliyor. Tamam. Ay Zeynep acıtıyorsun be. Of. Ne? Ay. Sus. Hayır. Yapacak bir şey yok. Kes beni. Saçımı kes. Kes şunu. Kestim. Kes. Çek şunu. Bıyık yapacağım lan ben bunu onlara. Onlar. Şuna bak şuna. Görgü sayı. Resmen açık büfe sendromu yaşıyor ya. Böyle gördüğünden kepçe alıyor. Kızım ne bekliyorsun? Adam kendi ağzıyla dedi ya. Ben buraya beleş yemek yemeye geldim dedi ya. Doğru söylüyorsun. Aa bana bak Zeynep. Alsana bundan güzel gözüküyor. Aman yok onun içinde fıstık ezmesi vardır istemem aman. Ay ben senin alerjini hep unutuyorum Zeynep ya. Özür dilerim. Bunlar. Ne bileyim oğlum, hayvan gibi uyuyorum ya, bana gülüyorlar. Tamam o zaman. Madem kaşınıyorlar, biz de onlara istediklerini verelim. Ne yapalım? Anam, kaşarla. Nasıl lezzetli kaşar. Yapma şu an. Yaklaş. Ne oldu lan? Önemli bir istihbaratım var. Yapma ya. Şu Zeynep var ya. Fıstığa alerjisi varmış. Sabah konuşurlar kendim. Yapma ya. Saracağım ben ona. Bizimle uğraşmak neymiş görsünler. Yapma ya. Oğlum bana bak bir kere daha yapma ya dersen var ya. Tamam ya. Anlat sen planını. Bak şimdi. Kanka dur. Ne oldu oğlum? Oğlum ben çok kötüyüm lan. Ya oğlum sabah o kadar yersen olacağı o Emrah. Oğlum bu öyle bir şey değil ya. Altıma sıçacağım galiba. Yürüsene oğlum tuvalete o zaman. Oğlum yürüyemem. Salmam lazım. Sal o zaman. Senin Allah belanı versin. Oha! Oğlum bana bak. Bu sakın kızların işi olmasın. Yapma ya. Yaptım bile baksana nasıl kıkırdıyorlar. Kanka, rezil oldum. Al o zaman intikamımı. Bokumu yerde bırakma. Sen koş. Gülün bakalım siz gülün. Son gülen iyi gülermiş. Evet. Hayırlı günler olsun efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Afiyettesiniz inşallah. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim benim adım Ahmet. Antalya'nın en güzel otelinin dondurma şefiyim size. Bugün çok özel dondurmalarımızın ikramları var. Çilekli var, fıstıklı var, çilekli var. Hangisini arzu ederiz efendim? Aa, fıstıklı olmasın, alerjim var. İkisi de çilekli olsun. Aa, çok geçmiyorsun efendim ya. İnanır mısınız? Kimisinin bu merede alerjisi var. Vallahi hiç yemiyor ya. Yine şanssızsınız. Şöyle dondurmanızı takdim edeyim efendim.
Şöyle bir hop şaka yaptım bu fıstık vallahi kık diye gidersiniz efendim. Şöyle vereyim efendim dondurmanızı taklayayım baldan tatlı. Şöyle de vereyim efendim baldan tatlı o da arkadaşınız için. Şöyle vereyim efendim afiyet bal şeker olsun. Çok teşekkür ederim efendim ben de çok memnun oldum. Sağ olun iyi bakın kendinize. Ay çok güzel oldu böyle soğuk soğuk. Ay Zeyno resmen dondurmayla aşk yaşadın ya hayırdır? Aşk deme bana Berna. Hatırlatma şunu. Allah Allah ben ne söyledim şimdi ya? Daha ne diyeceksin ya? 3 gün önce sevgilisinden ayrılmış acı çeken bir insana aşk diye hatırlatılır mı? Ah ben ne bedbaht bir insanım. Ben nasıl terk edildim ya? Ay benim dilime eşek arası soksaydı da bunu söylemeseydim ya. Galiba benimkini soktu. Ne? Değil mi? Eşek arası soktu galiba. Kız o benim repliğim. Ne çalıyorsun? Öyle değil. Kalbim ağrıyor. Kalbim ağrıyor Berna. Kuzum anlamıyorum ki ya. Dilin mi acıyor, kalbin mi ağrıyor? Aşk acısı mı çekiyorsun, dil yarası mı yaşıyorsun? Ben anlamıyorum ki sen ne yapıyorsun? Anam! Anam kız! Gırtlağına arı mı kaçtı ne oldu? Gel, gel kız buraya. Gel. Ay, ay. Aman ne olur burada ölmesin. Allah'ım dur. Valla billahi benim savaşacak gücüm kalmadı. Ne olur yeter artık. Yeter. Gerçekten hemen. Ah. Ay beyaz bayrak çekiyorum ben ya. Ateşkes istiyorum ben de. Ay. Ah. Getir çak. Bekle. Bekle diğer elim uzanma. Barışalım çak. Bir dakika. Elini asıl biraz. Ay. Ay. Ya öncelikle ben senden çok özür dilerim. Dün biraz ileri gittim galiba. Evet, ben de senden özür dilerim. Müslü benim fikrimde. Ben de havalimanındaki tekme için özür dilerim. Pataklama hususunda bir yüksek lisansım vardı. Neyse ya, önemli değil. Ben de sizin diş fırçalarınızı önce koltuk altıma sonra da klozete sokmuştum. Ne? Ne? Hatta parfüm şişelerinize birazcık işedim. Onun için de ayrıca özür dilerim. Sen ne biçim bir atolsun ya? Sakin ol. Hayvan. Duyuruyordum ben. Tamam sakin. Tamam haklısınız. Hayvan. Ama herkes birbirinin arkasından pislik yaptı. Sonra günah çıkardık, özür diledik, bitti. Allah Allah. Çocuk da ne yapsın yani? Dürüst davrandı. Ne yapsaydı? Yalan mı söyleseydi? Aa, çocuk diyor. Otel aygırı ya. Kızlar tamam ama. Tamam. Bakın her şeye sil baştan. En baştan başlayalım mı? Ne dersiniz? Ya tatildeyiz ama şu halimize bir bakın ya. Ya birbirimizi yemekten şu güzel ortamın tadını bile çıkaramıyoruz. Daha birbirimizi doğru düz tanımıyoruz bile. Barış. Tamam, barıştık. Yok, öyle değil. Barış yani. Tamam, pis. Ben Barış. Adım Barış. Barış ben. Oh, pardon ya. Zeynep anne. Zeynep. Ben Berna. Ben de Emrah. Allah belanı vermesin. Bravo! Bravo! Özlenen Türkiye fotresi. Hadi o zaman biraz selfie çekirelim ha. Görünüyor mu herkes? Ha? Thank you.
Yo. Mesaj da gelmemiş. Hayırdır Zeynep? Yok, yok bir şey. Kızım nasıl yok bir şey ya? Buraya geldiğimizden beri sen sürekli telefonunu kontrol ediyorsun. Tolga aradı mı? Tolga mesaj attı mı? Tolga'nın karnı tok mu? Sırtı pek mi? Tolga, 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 Tolga. Hayır olabilir. İnsan 5 yıllık ilişkisini 2 günde unutamıyor herhalde. Allah Allah, 5 yıllık ilişkin seni 1 günde unutuyor ama. Ya sen bunu yapmasan da en azından onu unutmak için bir çaba göster arkadaşım. Ay Berna, seninle tartışamayacağım. Çünkü bence sen aşk acısı nedir bilmiyorsun. Allah Allah. Sen sanki o adama aşıktın da. Evet aşıktım. Başlarda evet. Sonradan alışkanlığa dönmüş olabilir. Allah Allah. Ya sen bir boş versene Tolga'yı ya. Tolga sana tekmeyi basmış kızım. Sen rica ediyorum önündeki maçlara bak. Ben başka maç yapmak istemiyorum Berna. Ben çift kale maçımı Tolga'yla yapmak istiyorum. Ama tabii tekmeyi bastı bana böyle değil mi? Ya kızım öyle değil ya. Zeynep ya aman. Gel, gel dostum. Gel bir, gel. Hah, gir koluma. Bak şimdi sana ne anlatacağım. Erkekler ne gibidir biliyor musun? Lastik gibidir bak böyle. Böyle lastik gibidir. Uzaklaşır, uzaklaşır, gider, gider. Ama böyle onu rahat bıraktığın an... Geri gelir ya. Erkek bu. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Oo kızım sen benim okuduğum kitapları okusaydın o kişisel gelişim kitaplarını... ...yedi kocalı hürmüz olurdun be. Takma kafana be. Allah Allah akışta ol. Anlaştık mı? Evet ya. Evet be. Evet be. Evet ya. Tatildesin. Tatildeyim. Tatildeyiz ya. Tatildeyiz lan. Yürü be. Al bakayım o yastığı çabuk. Nefes terapisi. Ha evet. Evet. Doktor. Evet. Sefa Bey. Gelin. Sefa Bey benim yardımcımdır ve ben size atın inceliklerini anlatırken o da bizimle birlikte olacak. Neye bindiniz değil, nasıl bindiğiniz önemli. Atınızı sevin. Eğer o da sizi severse... Atını seven kovboy olursun değil mi? Emrah! Ama biz bunu istemeyiz değil mi Emrahcığım? Rehber Beyciğim benim bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. Berna Hanım lütfen buyurun. Siz geldiğinizde biz tekrar üzerinden geçeceğiz. Derse devam, kaytarmak yok. Bu bir kısrak. Yani dişi at. Erkek atlara göre daha uysaldır. Efendim Emrah'cığım? Ya bunun altındaki takım taklavat mı yoksa bana mı öyle geliyor? Takım taklavat derken? Ya yedek parça. Yedek parça derken? Ya şu kızların yanında konuşturacaksın şimdi gidip illa elleyeyim mi? Ya taşak var diyorum taşak ya. Ne dişisi? Taşak. Ya taşak diyorsun da öyle değil bak. Şöyle bir yaklaşalım istersen. Gel bir bak. Tövbe estağfurullah. Konu ne zaman buralara geldi kızım? Tövbe tövbe. Acil konuşmam gereken bir şey var seninle. Ne oldu? Şimdi Defne aradı tamam mı? Şirkete bayağı kalınca bir iş gelmiş. Ondan sonra bu ay sonunda bizden bir düğün organize etmemizi istiyorlar. Haklı olarak teklif bekliyorlar. Nasıl bir düğün? Kır düğünü. Kadın para önemli değil demiş. O zaman ne yapacağız? Tatil iptal. Gidip çalışacağız. Kızım iptal mi iptal yok tabii ki. İkimizin birden geri dönmesine gerek yok ki. Ben giderim. Konuşurum onlarla tamam mı? Ondan sonra teklifi sunarım. Detayları konuşacağımız zaman sen de atlar gelirsin İstanbul'a. Ya olur mu öyle? Ben de ama... Ama lütfen ya. Amalama mamalama ya. Patron sensin be kızım. Patronlar tatil yapar, işçiler çalışır. Hayırı kabul etmeyeceksin değil mi? Tabii ki etmeyeceğim dostum. Ya sen var ya. Hayatımın dostusun Berna. Ay. Tamam. Hadi bugünün tadını çıkar. Ayrıca daha parası iyi. Buyur, onu yapacak. Ha, önce şu ata binmeyi öğrenelim de. Ben o ata binmem. Freni nerede bunun? Burada elinde. Heh.
gittim oğlum ben. Yine de tıkandım. Evet! Ay! Burası ormanın en ıssız, en ücra köşelerinden biri ki izci kampı yapmaya çok uygun bir yer. Ya biz izci kampı niye yapıyoruz ki ya? Ya çocuk muyuz? Yavru kurt muyuz biz? Emrah'cığım, yani sadece çocuklar yavru kurtlar mı yapar kampı ya? Yani izcilik dediğin şey hayat boyu edinimlerin toplamıdır. Mesela ıssız bir adadasın. Ne yapacaksın? Değil mi? Sonra ya oldu, olmaz deme. Afrika'ya gittin. Orada ne yapacaksın? Yamyamlar seni etrafını çevirdiler, attılar bir kazana. Yiyecekler seni, ne yapacaksın? Ya, ya onu da geç. Alaska'dasın, Alaska'da. Gemin batmış, böyle soğuktan kıçın donuyor. Ne yapacaksın? Ya bizim oralarda ne işimiz var ya? Bizim doğayla tek mücadelemiz Belgrad Ormanı'nda mangal yaparken çalı çırpı toplamak. Ben bu çocuğu işte bundan çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir noktaya temas ettin Emrah'cığım. İzci olarak yapacağımız ilk şey çalı çırpı toplamak. Size kibritsiz, çakmaksız ormanda ateş yakmayı öğreteceğim. Ya ilk atalarımızın yaptığı gibi. Neyse ki bu konuda çok şanslısınız. Çünkü ben bir hayatta kalma uzmanıyım. Bir sürü benim şeref madalyalarım var. Çok affedersiniz beni, ormanın en derin, en kuytu, en ıssız yerinde... Yani anadan üreyen bırakın. Ben medeniyeti baştan kurmazsam şerefsizim. Eğer sıkmıyorsa var ya, ben şerefsizim. Ladies gentlemen, şimdi ikili gruplara ayrılıyoruz ve çalı çırpı topluyoruz. Emrah. Michael. Emrah'cığım. Efendim Michael'cığım. Emrah'cığım. Şimdi ikimiz beraber ormanın derinliklerine, ıssızlıklarına doğru gidip... orada sana hayat boyu edindiğim en büyük tecrübelerimi aktaracağım. Şu elini bindir. Oğlum ıssız mıssız ne ayaksın lan sen? Şşş. Bak orada ıssıza doğru gideceğiz. Altında eğer bir ipnelik çıkarsa var ya... dönüşte seni mangalda pişirir yerim ha. Ben de senin midenine otururum. Ey! Aman hoca! Dermişim. Şaka şaka, korkmayın çocuklar. Bende Muay Thai, karate, marate hepsi var. Gel anlatayım sana bak şimdi. Ben bir gün Japonya'ya gittim. Orada karate öğreniyorum. Karşıma kim çıktı? Kim çıktı? Bruce Lee'nin dayı oğlu. Şöyle gidelim mi? Hanımlar önden. Galiba kaybolduk. İmdat! Kimse yok mu? Alo! Boşuna kendini yorma. Hey! Bizi kimse duyamaz burada bence. Ya ben çok yoruldum ama. Azıcık şurada otursam. Ha, tabii. Ay! Oh, ayaklarım. Daha hiç ağzımı değdirmedim ha. Ay hiç hijyen arayacak durumda değilim. Normalde şehirde olsak acayip hijyen delisiyimdir ama. Başka? Başka ne? Başka neyin delisisindir mesela? Ne bileyim,
Neyi seversin, neyi sevmezsin? Sen beni tanımaya mı çalışıyorsun? Yo. Yani hiç öyle bir niyetim yok da. Ne bileyim, filmlerde falan hep öyle olmaz mı? Oğlanla kız böyle ormanda kaybolur. Sonra birbirlerine hikaye anlatmaya başlarlar. O yüzden dedim yani. Ha, sıkılmamak için yani, öyle mi? Her şeyi böyle sorgular mısın? Sorgulamak mı bu? E bak yine yaptın yalnız. Ne? Ne yaptım? Hep soru soruyorsun, sorguluyorsun. Aa, tabii. Tipik kadın işte abi. Aa, sensin tipik. Hayatta da altta kalmazsınız. Ben gayet şahsına münasır bir insanım, tamam mı? Kendime göre farklı yönlerim var. Hep iltifat istersiniz. Hatta etmeyen olduğu zaman da böyle kendi kendinize edersiniz işte. Ya sen beni sınıflandırmayı bir bırakır mısın lütfen? İyi de özel bir soru soruyorum, cevap vermiyorsun. Seni tanımazsam ben de genelleme yaparım yani, ne yapayım? İyi tamam, sor. Neyi? Neyi merak ediyorsan onu sor. Tamam. Bir bakalım. Nerede doğdun? İstanbul. Baban ne işle uğraşıyor? Bankadan emekli. Sen? Kendime ait bir düğün organizasyon şirketim var. Hadi ya. Sevgilin var mı? Geçiniz. Kaç yaşındasın? Geçiniz. Oho, benden bu kadar ama. Ya başka bir şey sor. Ne sorayım, annenin kızlık soyadını mı? Ama çok özele giriyorsun sen de. Bak, birini tanımak istiyorsan onun özeline girmen lazım küçük hanım. Ama sen hiçbir şey anlatmıyorsun ki. Bayağı çamura yatıyorsun yani. Kapalı bir kutusun zaten. Tamam, ben soruyorum bu sefer. Benim sıram. Tamam, sor. Ne istersen. Bakalım sen ne kadar dürüst cevap vereceksin. Erkeğim kızım ben, erkek. Bizde neyse o. Yiğidin malı meydandadır yani. Başlıyorum o zaman. Lütfen. Kaç yaşındasın? 30. Burcun ne? Aslan. Hangi takımı tutuyorsun? Dedim ya, aslan. Ultra aslan. Anlamadım ama geçiyorum. Anlayan anladı. Sen merak etme, devam et. Sevgilin var mı? Yok. Hiç aşık oldun mu? Hayır. Emin misin? Evet. Evet demek ki aşık oldum diyorsun. Hayır. Sevgilin var mı? Ne bu, çapraz sorgu falan mı? Soruma cevap ver. Sevgilim falan yok. Daha önce de hiç aşık olmadım. Peki aşık olmak ister misin? Sizinki de çifte kumrular sizi. Ya ben de filmin en heyecanlı yerinde stoplattım değil mi? Hani şöyle diyorum ki 3-5-10 saniye falan bir geç gelseydim. Ne alakası var ya? Benim gözüme böcek kaçtı, arkadaşım ona bakıyor. Aynen, gözüne böcek girdi dedi, öyle dedi. Tabii canım, tabii. O böcektir, o böcektir. Çocuklar gerçekten kusura bakmayın, gitmemiz gerekti. Çünkü hava kararıyor, çok geç vakte kalacağız. Yolu bulabilecek miyiz? Hadi inşallah. Neyse gençler, size afiyet olsun. Yarın görüşürüz. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Niye öyle zengin kalkışı yaptın? Bekar adam tatilde ne yapar? Yer, içer, gezer, tozar. Ondan sonra da gönlünü bir güzele kaptırır. Ha, ne ara ya? Telefon bekliyoruz. Evet. Eski sevgilim. Ne? Nereden bildin? Bunu bilemeyecek ne var ya?
Eski sevgili yeni ayrılmış işte. Ay. Her halinden belli zaten. Ukala. Tamam canım, sen konuşmayız. Ya konuşmayacağız tabii, niye konuşacağız ki? Ne bileyim, belki içini dökmek istersin diye dedim. Yani karşı cinsten biriyle konuşmak rahatladır. Faydası olacak mı? Aa, olur tabii, olmaz mı ya? Ben aynı zamanda kırık kalpler tamircisiyim. Ha, tamirci demek. Evet, her şeyi tamir edebilirim ben. Gerçekten, araba, sonra motor, kırık kalp. Öyle mi? Evet, gerçekten. Aklına gelebilecek her şeyi onarabilirim ben. Kaporta, ilişki, öyle hiç fark etmez. Yeter ki şöyle bir çekiçim olsun ama burada galiba Tirbüşon'la idare edeceğiz. Bir bakar mısın? Bir şişe kırmızı şarap, bir de Tirbüşon alabilir miyim? Hemen getirelim. Eyvallah. Sen bana kırmızı şarap sever misin diye sormadın. Aa, bütün kızlar kırmızı şaraba bayılır. Hele senin gibi beyaz yakalılar. Bak sen yine genelliyorsun ama beni. Kadınların hiçbiri genellenmek istemez. Her biri kendini birer prenses gibi görür ama nedense bütün tipik davranışları sergilerler. Ay tamam, pes ediyorum. Tipik bir kadınım, oldu mu? Hah, süper. Peki bir şey soracağım. Madem sen kadınları bu kadar iyi tanıyorsun, senin niye bir ilişkin yok? Belki de onları çok iyi tanıdığım içindir. Ay, cevap soruda saklı, öyle mi? Öyle de düşünebilirsin. Ama bu gece konumuz ben değilim, sensin. Doğru. Hayır, yani şimdi sana açılmakla ne kaybedeceğim bilmiyorum. Alt tarafı tanımadığım birini içime dökmüş olacağım, rahatlayacağım falan. Beni o kadar hafife alma. Diyorsun. Hadi anlat, dinliyorum. Bak şimdi, biz bununla 5 yıldır beraberiz. Yani maalesef beraberdik. Adı Tolga. Evet. Malum şu anda bulunduğumuz tatili kazanınca ben sevgilim diye aradım. Dedim ki, baksana. Çok iyi bir işi var ya. Herkesin hayal ettiği bir kariyeri var. Arkadaşlarım ona bayılırdı. İşte çok kıskanırdı beni ya. Nasıl kaçırdım böyle bir adamı? Benim alışverişe gelirdi biliyor musun? Ben kaç defa planladım düğünümü biliyor musun? Benim gelinliğim biraz durdu be. Benim başkalarını evlendireceğim ya. Ben kendi düğünümde oynayamayacakmış şöyle bir ya. Aman bizim kız bizim. Ay vallahi kafamdan çok deli şeyler geçiyor. Nasıl tekmeye gitti ya? Bana nasıl? Tamam bak, ben girdim. Ne diyeceğim, böyle gel demedim. Tamam sen. İşte oğlum. Bak havuz başına. Tamam. Ya ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Sen demedin mi anlat anlat diye? Kızım ben sana anlat dedim, anlat. Küfür et demedim. El alemin içinde bizi rezil et demedim. İki kadeh içtin, yamuldun kaldın zaten. Yamulurum. İşim düşük benim. Alışkın değilim, ne yapayım? İyi misin? Değilim. Sen ne güzel bakıyorsun.
Zeynep. Hadi gel seni odana götüreyim hadi. Bak, çok soğuk olacak birazdan. Hayır, çok güzel burası. Ya çok üşürsün ya. Gitmeyeceğim. Şuradan şuraya gitmeyeceğim. Tamam, tamam gitme. Biliyor musun, o beni hiç hak etmiyor, hiç. Ben daha iyilerine layığım, anladın mı? Kızım saçmalama, ne diyorsun be? Kırık kalpler tamircisiymiş de, kaportayı, ilişkileri düzeltilmiş de. Kaporta mıyım ben? Sen beni motor sandın herhalde. Kızım saçmalama, ne diyorsun be? Sapık mıyım ben? Allah Allah. Gece sarhoş oldum. Gel odana götüreyim seni dedim. Yok dedin. Ondan sonra geldik sahile. Ya tamam dur, anlatma. Allah aşkına anlatma. Kaldıramam ben bu kadarını. İyi tamam. Ya da bir dakika ya, ben yetişkin bir insanım. Gerçeklerle yüzleşebilirim. Ne oldu söyle, anlat. Tamam. İki kadeh şarap içtim. Ondan sonra da... Ay, tamam anlatma, anlatma. Vazgeçtim, anlatma. Bunların hiçbirini duymak istemiyorum. Bana bak. Aramızda bir şey geçmedi. Merak etme. Sarhoş bir kızdan yararlanacak kadar düşmedim ben. Tipin değilsin zaten. Afiyet olsun. Sağ ol. Oturabilir miyim? Ya dün gece için çok özür dilerim. Beni idare ettiğin için sağ ol. Ne demek? Laf olmaz. Olur olur ya. Of, o kadar kötü şeyler oldu ki çok saçmaladım. Ay kim bilir neler söyledim. Bir de sabah sana tokat attım, hakaret ettim. Of. Ya bana katlanmak zorunda değildi. Sonuçta tatildesin. Tekrar çok özür dilerim. Benim tatilim gayet iyi geçiyor. Sen merak etme. Onu çok mu seviyorsun? Seviyorum tabii. 10 yıllık ilişkim sonuçta. Ama o seni sevmiyor. Hayır, sevmiyorum demedi. Sadece biraz ara verelim dedi. Yani beni sever yani sonuçta, ben biliyorum. Peki hiç gözlerinin içine bakıp seni seviyorum dedi mi? Hmm.
O şekilde söylemedi ama. 5 yıl boyunca. Hiç. Tamam işte ben de niye hiç onu açıklamaya çalışıyorum. Yani şimdi hani bazı erkekler bilirsin hani böyle o sihir kelimeyi söyleyemez. Böyle söyleyeceği zaman tıkanır. Hani böyle bir kasılır böyle. Ya Tolga da öyle biri. Ya her erkek söyleyemez sonuçta. Tolga da hani davranışlarıyla sevgisini göstermeyi tercih eden bir insan. Ama sen hep desen istersin. İsterim tabii. Her kadın ister ama her erkek söyleyemez. Ne yapalım? Zeynep sana şöyle bir şey söyleyeyim. En öküz adam bile eğer karşısındaki insana gerçekten aşıksa o sihirli cümleyi söyler. Yani seni seviyorum der. Bunun herhangi bir bahanesi ya da istisnası yoktur. Yok. Tolga çok iyi bir insan. Yani harika bir kariyeri var. Çok dürüst, çok çalışkan. Çok örnek. Kendine böyle örnek... açıklayıcı cümleler kurduğunun farkında mısın? Niye açıklayıcı cümle kurayım canım? İhtiyacım mı var? Tamam. Öyle olsun. Aslında biliyor musun şu an böyle bir gözümün önüne geldi. Tolga aslında çok mükemmel bir insan ve ben bir yerde hata yaptım. Ya bir sıkıntım var. Tolga'yı kaybetmemem lazım benim. Evet ya bir başka bir kızı bulmadan önce onu mutlaka aramam lazım. Ne yapıyorsun sen bir dakika? Tolga'yı arıyorum. Saçmalama ararsan bitersin. Ne? Ya ararsan bitersin diyorum ben şuna. Ne yapıyorsun ya verir misin? Ya ben senin gibi öyle klasik kafalı bir insan değilim tamam mı? Hele de öyle yok kızı aramaz erkek arar falan modunda onlara hiç inanmıyorum. Verir misin şu telefonu? Hep zaten şu modern kafadan kaybetmiyor musunuz? Ne alakası var? Erkek aramayı sever. Aranmayı değil. Tamam mı? Böyle. Avcı köpeği gibi avının arkasından gider. O yüzden kadını da almak ister. Şimdi ben av mı olmalıyım yani? Yani evet ilk duyuşta biraz kulağa hoş gelmiyor ama öyle. Zeynep bak ben Nusa'nı gerçekten çok üzüldüm. Çok acıdım. Yani yazık dedim. Günah dedim. Tamam anladım. Tamam anlıyorum. Seviyorsun. Yani uzun süreli bir ilişki. Evet ama bana bak. O adamı gerçekten istiyorsan sana yardımcı olabilirim. Nasıl? Bak. Erkekler de araba gibidir. Tamam mı? Ama böyle hem uzun yol yapayım hem yağını suyunu değiştirmeyeyim dersen ya su kaynatır ya contayı yakar. Su mu kaynattı yani? Evet öyle de diyebiliriz. Bak eğer kendini bana tamamıyla teslim edersen, bana güvenirsen 3 günde o adamı sana getirebilirim. Sahi mi? Teklife canlı çiçekleri de yazdın mı? Yazdım yazdım merak etme. Orkestralardan fiyat aldın mı? Ya aldım rakamları aynı ama istiyorsan yeniden yollayayım. Ay olsun sen onları bana at ben onları bir inceleyeyim tekrar konuşuruz olur mu? Aa bir şey soracağım unutuyordum neredeyse. Kaç tane garson yazdın? 10. Güvenlik? 4. Ya kızım ben her şeyi hallediyorum burada lütfen bana güvenir misin? Bak keyfine sen. Ya tamam biliyorum ama ya sen gene orkestranın fiyatlarını bana atsana ya ben bir bakayım konuşalım olur mu? Tamam tamam. Bay bay. Bak baştan sayacağım yine. Kusura bakma seni tekrar sınıflandıracağım böyle ama sen şu tipik kontrol manyağı kadınlardansın biliyorsun değil mi? Ne alaka? Ya öyle olmasa ta 800 kilometre ötedeki en yakın arkadaşına, iş ortağını böyle kontrol etmezdin. Olur mu canım? Ben Berna'ya güveniyorum yani sonuçta benim ortam ama yani şimdi kızın üzerine atmış olmak istemiyorum bütün işi. O yüzden yani ayıp olmasın diye. Ha. Hadi bana kontrol manyağı, tipik işkolik bir kadın olmadığını ispatla. Nasıl? Şöyle şu tablet ve telefondan kurtul mesela. Ya onu verir misin onlar lazım bana? O adamı geri istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman değişeceksin. Bu nedir böyle ya? Sıkıcı, işkolik, mükemmelliyetçi, eğlenceli olmayan bir kadını kim ne yapsın? Eğlenceliyim bir kere ben. Öyle mi? Bak beni sakın yanlış anlama ama siz
birbirinizi köreltmişsiniz. Yani ilişki o hareketini yitirmiş. Ya. Ya. Evet ya. Ben nasıl bilemedim bunu? Sıkıcıyım ben. Bu yüzden adamı elimden kaçırdım ya. Ama artık sen değiştin. Sen artık çok eğlencelisin. Eğlenceliyim. Evet. Çok çılgınsın artık. Çılgınım. Çok seksi ve çok güzelsin. Ben mi? Evet, sen. Öyleyim, değil mi? Geçiyoruz. Neymiş o? Onu kıskandıracağız. Nasıl? Böyle beraber birlikte bol bol fotoğraflar çektireceğiz. Çok yakın, çok samimi. Tamam mı? Sen de onları sosyal medyada paylaşacaksın. Tamam, ne zaman başlayacağız? Hemen. Hemen derken bu halde değil herhalde. Yo, aynen bu şekilde bak. Hop, hop. Samimi, sıcak, gerçek fotoğraflar olacak böyle. Yani inandırıcı olacak. Muhakkak hesaplarından seni takip ediyor. Yani eğer hala Face'inde, Instagram'ında varsa tabii. Tabii canım, hala takip ediyoruz birbirimizi. Güzel. O zaman işimiz kolay olacak. Ne kadar eğlendiğini, onsuz da gayet mutlu olduğunu, ona muhtaç olmadığını, onu çabuk unuttuğunu görürse çıldıracak ve seni elde etmek için dayanılmaz bir istek duyacak. Hallettim işlem tamam.
güzel. Şimdi biraz sabretmen lazım artık. Ama bak görürsün. O fotoğrafları bir görsün. Tıpış tıpış arayacaksın. Ya. Bak görürsün. Ay hadi inşallah. Hadi gel bir dans edelim o zaman. Bakalım Zeynep Hanım nasıl dans ediyor. Ve sevgili misafirlerimiz, bugün burada aramızda otelimizin ve özel bir radyonun sponsorluğunda buraya gelen çok çok özel misafirlerimiz var. Bu da onların buraya gelmesine sebep olan şarkı. Zeynep, ne haber? İyi benden olsun. Aha! Şimdi şey... Aha! Ya ne diyorum ben ya? Yok. Yok böyle olmayacak. Benim rahatlamam lazım. Biraz gevşemem lazım. Yoksa ben konuşamam kıza. Açılamam ya. Anlatayım mı? Ha şöyle. Ha. Ya, yanıyorum. Yanıyorum Zeynep. Yandım Zeynep. Zeynep sen ne yaptın? Bunu mu içtin sen? Ha? Ya oğlum sen manyak mısın ya? Bu çok özel bir vodka ya. Bu Sovyet vodkası. Inga getirdi. İnda kim lan? Oğlum yeni yengen ya. Bundan birkaç yudum içmen lazımdı. Şimdi var ya senin kafa uçar ya. Mahvolacaksın. Oğlum saçmalama ver şunu be. Gayet masum bir arkadaş kendisi. Nereye? Nereye olacak Emrah? Nereye olacak abi? Nereye olacak? Bugün benim Zeynep'e açılma günü. Geçeceğim karşısına. Diyeceğim ki yandım anam Zeynep diyeceğim. Yanıyorum diyeceğim ya. Yanıyorum diyeceğim. Aşık olduğumu söyleyeceğim ama. Sen bir dur ya. Ben hallederim. Kimsenin suratına falan da hovlama. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Biz bir arkadaşımıza bakmıştık ama. Arkadaşınızın ismini öğrenebilir miyim acaba? Zeynep. Zeynep? Zeynep Kara. Zeynep değil mi o ya? Zeynep. Zeynep! Ya Barış, oğlum senin ne işin var orada? Gelsene buraya. Zeynep. Zeynep! Lan ne yapıyorsun sen? Oğlum çiçeğin düştü. Gerçekten kusura bakma. Zeynep! Gerçekten. Zeynep! Zeynep! Hiç kimi dinleyin. Sorry, sorry lady, sorry. Ay. Ya, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Aşık oldum. Şunu sıktım, aşık oldum. Madam, telefon. No, no, not important. Okay. What? Kolu yetişmiyor lan. What do you say? Ya sen anlayana kadar çekil. 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 Vallahi da arıyor.
Daha da arıyorum, daha da arıyorum. Alo. Zeynepciğim, nasılsın? Pardon, kimsiniz tanıyamadım da. Zeynepciğim, benim Tolga ya. Aşk olsun ya. Ne çabuk unuttun beni. Aa, Tolgacığım, kusura bakma, bir an sesini alamadım da. Ne haber, nasılsın? Ya ben iyiyim de seni merak ettim. Bir arayayım dedim. Yani gerçi haberlerini alıyorum. Fotoğraflarını falan görüyorum Face'ten. Yani bayağı eğleniyorsun sanırım. Galiba yeni arkadaşlar da edinmişsin. Kim o Allah aşkına? Kim? Ya fotoğraftaki, yanındaki. Ha, o benim bizim bir arkadaş ya Tolga. Tatilim inanılmaz geçiyor. Yani keşke sen de burada olsaydın diyeceğim. Diyemiyorum çünkü sana teklif ettiğim an hani ayrılmıştık ya. Ne yaparsın işte. Kader, kısmet. Değil mi? Ya bak, ben de o konuyu konuşacaktım. Ya bir eşeklik ettik işte. Ya Zeynep, gelip senden af dilemek istiyorum. Ya çok geç olmadan hatamı telafi etmek istiyorum. Tolgacığım, bir saniye. Bir saniye. Zeynep, orada mısın? Alo. Tolgacığım, bunu İstanbul'a geldiğimiz zaman konuşsak olur mu canım? Yani ben müsait olduğumda arasam seni. Zeynep, beni iyi tanırsın. Öyle risk almayı sevmem. Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum. Böyle söyleyeceğini de biliyordum. İşimi şansa bırakmadım. Akşam Antalya'ya bilet aldım. Ne yaptın, ne yaptın? Akşama yanındayım yani. İyisin değil mi ya? İyiyim, iyiyim oğlum. Merak etme, o duş bayağı iyi geldi ya. Yürüyüşün iyi de. Ne yapıyorsun lan? Bu kaç? İki. Bu da mı iki? Bırak dalga geçmeyi. Vallahi iyiyim ya. Geldim kendime, merak etme sen. Sen beni dinle. Şimdi aşağı iniyorum ve Zeynep'i bekliyorum. Tamam mı? Çıktıktan sonra ona diyorum ki şöyle akşam beraber baş başa bir yemek yiyebilir miyiz diyorum. Romantik bir ortamda ona olan duygularımı artık itiraf ediyorum. Plan süper kardeşim. Eyvallah kardeşim. Seninki geliyor. Barış! Başardık. Beni çok kıskanmış ve beni çok özlemiş. O yüzden beni görmek için bu akşam buraya geliyor. İnanabiliyor musun, senin sayende? Çok sevindim senin adına. Yani katkım olduysa ne mutlu. Ya sen deli misin? Bu tamamen senin eserin. Barış, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben gidip hazırlanayım. Çok teşekkür ederim her şey için Barış. Çamur adam. Zeynep'in yanındaki. Sen de anlaşılan Tolga'sın. İyi de sen beni nereden tanıyorsun? Sen buralarda çok meşhur birisin. Zeynep senden çok bahsetti. Bahseder. 5 yıldır beraberiz. Zeynep sever beni. Yani tabii ben de onu. O zaman niye ayrıldın kızdan? Ya
biraz kafam karışmıştı. Uzaklaşmak istedim anlarsın ya. Ama şimdi hatamı anladım. Geri döndüm. Zeynep'i sakın üzme. Hatta açık açık söylesene ya. Bak gözlerine. Zeynep seni seviyorum de. Bak öyle olursa hem kendini ona daha kolay affettirirsin. Ömür boyu senin olur. Ha bu arada. Bu akşam için Palmiyeli yolda iki kişilik özel bir masa hazırlatmıştım. Ama artık ihtiyacım kalmadı. Ona şöyle çok güzel bir yemek ısmarla. Hı? Zeynep çok hoşlanacaktır bundan. Aramızda kalsın. Her şey o kadar harika ki. Bu ortam, müzik, şampanya, güller. Lan sen ne ara düşündün bunları da hazırlattın? Hepsi senin için. Biliyorsun ben bir planlama uzmanıyım. İnanılmazsın. Ve bu gece hayatımın en unutulmaz gecesi olacak. Ha? Ne dersin? Bak bunun için elimden geleni yapacağım. Zeynep, beni affetmeni istiyorum. Büyük bir hata ettim. Neredeyse seni kaybediyordum. Hı hı. Ama şimdi geri döndüm ve... Ve seni tekrar geri istiyorum. Aa, evet. Yani zaten en büyük özrün onca yolu gelip bu eşsiz ortamı hazırlamak oldu. Evet, evet tabii. Yemek bir efsane. Boğazında kalır inşallah. Efendim? Diyorum ki ben bir lavaboya kadar gidip geleyim. Hani bu arada senin yapmak istediğin bir şeyler varsa belki bir sürprizin olur ha? Aa evet evet var aslında. Hah. Hadi sen git gel. Ben de sana gecenin bombasını hazırlayayım. O zaman ben hemen geliyorum. Sen hazırla. Zeynep. Ha? Aa Emre. İnga. Zeynep, bugün çok güzelsin. Ah teşekkür ederim. Sen de. Nasıl gidiyor? Vallahi nasıl gitsin? Yani daha umduğumu bulamadım ama... Ay Emre, sırf benden özür dilemek için ta İstanbullardan ne hazırlık yapmış bir bilsen. Ve galiba birazdan bana evlenme teklif edecek. O kadar hazırlığı bunun için yapmış. Yapma ya. O masayı sana o mu hazırlatmış? Evet. Başka kim hazırlatacaktı ki zaten? Barış tabii. Kim olacak başka? Barış mı? Bak Zeynep'ciğim, Barış sana aşık oldu. Ama açılamadı.
tam cesaretini topladı, açılacaktı. Senin o fırsatçı eski sevgilin var ya, o çıktı geldi. Ondan sonra da vazgeçti Barış. O masa, yemek, gül, şampanya, onların hepsi var değil mi? Var, evet. Nereden biliyorum bunları? Nereden? Çünkü detaylarına kadar anlattı bana Barış. O lavukla seni yan yana görmemek için çekti gitti. Nereye gitti? İstanbul'a. Yani Tolga'nın haberi vardı, öyle mi? O masayı Barış'ın hazırlattığından. Ya vardı tabii. Sen aşağı inmeden önce lobide karşılaştılar onlar. Seni o kadar seviyordu ki o organizasyonu da seni de o lavuğa bıraktı gitti. Bu kadar da delikanlıdır benim arkadaşım işte. Evet. Neymiş gecenin bombası? Patlat da görelim bakalım. Hazır mısın? Hiç bu kadar hazır olmamıştım. Tatam! İşte gecenin bombası. Zeynep, bak ben sana söyleyecektim aslında. Zeynep, dur be kızım. Ya alt tarafı bir yemek, bir masa, ne olacak? Yıldız. Çift taraflıyı ver. Lokmayı ver bir de. Lokmayı ver, lokmayı. Bütün kalbimle sana geldim. Beni affeder misin? Bize bir şans verir misin? Seni seviyorum Barış. Barış, yani. Ben de seni seviyorum Zeynep. Zaten biliyorsun ben doğuştan savaş karşıtıyım. Affettim bile. Evet sevgili dinleyicilerim. Bu hafta yine çok özel, çok güzel bir hediyeye sahip olacaksınız. Hazır mısınız? Yeni evlenecek olanlar, düğün yapacak olanlar... Rüya gibi bir balayı sizi bekliyor. Beni arayan ilk çiftimiz muhteşem bir balayının sahibi olacak. Hadi davranın telefonlara. 0212 alan koduyla 304-0333. 0212 alan koduyla 304-0333. Bekliyorum. Senden önce evleneceğim. Alo. Alo merhabalar ben Barış. Çalmıyor bu. Beni aha bununla konuş. Alo. Alo. Ben Zeynep biraz önce Barış'ın kız arkadaşım yani sevgilisi. Evet.
Teşekkür ederim, kusura bakma. Biraz heyecanlı, beni bayağı tutuyor da. Bilmiyorum da biraz heyecanlı oldu. Zeynep, benim karım olacak da. Uygun tarihi alayım acaba.